Dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte devasa reklam payları da dönmeye başladı. Bu Facebook ve Twitter gibi sanal dünyanın devlerini de etkiliyor. Hatırlarsınız, Trump başkanken bu mecralara savaş açmış, bazı medya organlarının yanı sıra Twitter ve Facebook'a da ayar vermeye başlamıştı. Bunlar Trump'ı o dönem karşılarına almadı. Ne zamanki seçimler yapıldı ve Trump'ın gidici olduğu kesinleşti, sözünü ettiğimiz dijital mecralar peş peşe Trump'ın ipini çekmeye, milyon takipçili hesaplarını kapatmaya başladı. Son dönemlerde Twitter birkaç engelleme operasyonuyla benzer tutumu Türkiye'de Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu'ya karşı da sergiledi. Attıkları her tweetten, paylaştıkları her sözden kan damlayan bu ikili şikayetlerini de Twitter üzerinden yaptılar ve kendilerine sansür uygulandığını ileri sürdüler. Türkiye ve ABD'den verdiğim her iki örneğinde dikkat çekici yanları var. Bunların başında ilgili ülkelerin sanal iletişim mecralarına verilecek reklamlarla bu mecralardaki kullanıcıların özel bilgilerinin istenmesi halinde güvenlik birimlerine verilmesine ilişkin yasal düzenlemeler geliyor. Tamamen keyfilik esas alınarak hazırlanmış bu yasaların yaptırımı mali olduğu için devler kazançlarını kaybetme yerine devletlere teslim olmayı yeğleyebiliyor. Erdoğan bu platformlarda kendisi ve iktidarı aleyhine tek şey yazılmasını istemiyor. Daha da önemlisi, Türkiye'deki gidişatı bu platformların desteğiyle manipüle etmek istiyor. Erdoğan'ın bu isteğini şimdilik Facebook yerine getiriyor. Öyle ki konuşma özgürlüğünden ifade özgürlüğüne, insanların kişilik haklarından halkın haber alma hakkına kadar her kuralını tamamen AKP iktidarının lehine kullanıyor. Örneğin Facebook'ta bağlamı ne olursa olsun içinde Öcalan, PKK, KCK, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Duran Kalkan sözcüklerinin geçtiği ya da bu sözcüklerle bağlantılı fotoğrafların yer aldığı her paylaşım otomatik olarak engelleniyor. İtiraz edildiğinde inceleyenler belki de, ki belki fazla, AKP'li Fahrettin Altun'un kontrolündeki iletişim başkanlığına bağlı oldukları için kararlar hep hükümet lehine çıkıyor. Belçika yargısının tutumu akıllardadır. PKK'ye ve yandaşlarına dönük haksız karar, Türk devletine milyonlar harcamasına rağmen Belçika yargısının duvarına çarptı ve en nihayetinde PKK'nin bir ulusal kurtuluş hareketi, eylemlerine ise meşru olduğu hukuken tescil edildi. Bu karar hala Belçika devletinin PKK'ye dönük tanımlamasını değiştirmemiş olsa bile hiç kuşku yok önemli bir kazanımdır. Batılı devletlere karşı yürütülen bu hukuki mücadele, AKP ve MHP gibi faşist yapıların yönetimindeki Türk devletine karşı da uluslararası hukuk mecraları üzerinden pekala yürütülebilir. Birkaç bireysel örnek alınıp bunlar hukuki mecralarda sabırla işlenir. Deneyimli hukukçuların yürüteceği kararlı bir takiple bu mücadeleyi kazanmak mümkün. İnanıyorum ki bu mücadelenin ardından evrensel hukuku esas alan bir içtihat da oluşur. 22 yılı geride bırakan uluslararası komploya karşı verilen mücadelede alınacak her sonuç önemlidir. Bir sosyal paylaşım sitesi içinde PKK ve Öcalan sözcükleri geçiyor diye bir düşünceye düşmanca davranma cesaretini gösteriyorsa, onun bu pervasızlığına karşı da haklı olanlar bıkmadan, usanmadan mücadele edebilmeli. Bu alandaki mücadelenin ilk yolu da hiç kuşku yok hukuktur.